ne Yedim değil. Yok <laughs> çay bizim e, temamız çay olacak. Çay e, üreticileriyle çay tamam. e, görüşeceğiz. E, şimdi Hüseyin Gökçe e, gelelim şu asgari ücrete. <laughs> Zaten yavaş yavaş yaklaşıyor gibi. E, 500 dolar vadi diyelim seçim öncesinde vardı. Şimdi dün dolarındaki e, e, dolardaki bu hareketle birlikte 500 dolar da bambaşka bir yere gidiyor. Neler konuşuluyor? Asgari ücret tespit komisyonu sanırım yakın zamanda toplanacak. Dinleyelim seni. Evet, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Aslında hani ben isim de soruyorsunuz, isim de sevmiyorum söylemiyorum. Hani atamalarda kim gelecek demiştiniz ya. Rakamda sevmemekle birlikte hani dün duyduğum bir konuyu söyleyeceğim. Bu kurla ilgili, kurun geldiği seviye, hani asgari ücreti doğrudan ilgilendirdiği için paylaşıyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir toplantı yapıldı ve hani 23 liralık bir seviyede mutabık kalındığı yönünde bir şeyler duydum ben. Yani 23 liraya kadar gevşetilsin, 23 liradan sonra tekrar frene basılsın şeklinde. Bu Bunu şimdi bir kenara koyarak asgari ücret kısmına geçiyorum. Biliyorsunuz asgari ücret uzun yıllarda hem 16 yaşından küçükler ve büyükler için belirleniyordu. Son bir yıla kadar da yılda bir kez belirlenmeye başlamıştı. Ancak yükselen enflasyon asgari ücrette zoraki olarak e, belirlenme sayısını ikiye çıkarmak zorunda kaldı ki nitekim ilkini biz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşadık. Seçim sürecinin de etkisiyle ve yükselen enflasyon sebebiyle e, bu yıl içinde e, gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette yeni bir düzenleme olacağını söylemişlerdi. Hatta Vedat Bilgen yeni ve, bakan yine onun da ismi Vedat. E, ona da bir şey de bırakmış olduğu işi bir anlamda kolaylaştırdı ya da başka bir açıdan bakarsanız da zorlaştırdı ve 500 dolar gibi bir rakam e, telaffuz etti. Ve bu artık hani bu birkaç gündük zaman diliminde özellikle dünkü hareketlenmeyle birlikte adeta tüm çalışanlar yani milyonlarca çalışan gözünü ekranlara dikti ve o şeylerin altında haber kanallarının o bantların altında yer alan kur seviyelerine bakmaya başladı. E bunun aynısını tabii ki ister istemez işverenler de e, takip etmeye başladılar. E, yani adeta hop oturup hop kalkıyorlar diyebiliriz işverenler. Bu e, kurdaki hareketlilik arttıkça e, niye bunların e, doğal olarak maliyetleri de artacak? Hani seçimin hemen ardından yani e, 28-29 Mayıs 29 Mayıs'ta baktığımızda 10 bin lira civarında Hesaplanan asgari ücret, Hakan abim de az önce söyledi, bugünkü seviyelerle eğer kalırsa 11.500 lira. Ben şunu birkaç işverenden de duyduğum için söylüyorum, artık Temmuz'u beklemeyelim, bir an önce komisyon toplansın ve açıklansın şeklinde e, yorumlar da yaptılar hani sohbetlerinde bu, bunları e, paylaştılar. E, zaten e, Cumhurbaşkanı da söylemişti asgari ücret tespit komisyonu e, ilk çalışmalarına başlayacak. Ha dün itibariyle arkadaşımız Mehmet Kaya'nın da e, görüştüğü sendika e, temsilcileri henüz bir e, davet gitmemişti. Ne işveren sendikalarına ne işçi sendikalarına. Ama e, gelinen nokta itibariyle biliyorsunuz mevcut e, Cumhurbaşkanlığı hükümet e, sisteminde e, çok daha e, yani kendi istenildiği zaman çok daha hızlı karar alınabiliyor. Yani bakanların vesaire çok e, imza e, yetkilerinden ziyade e, bir anda bir karar e, çıkabiliyor. Yani o eskisi gibi bir işçinin ev sahipliğinde bir işverenin ev sahipliğinde bir hükümetin ev sahipliğinde öyle ayrı ayrı uzun toplantılar yapmaya gerek yok. E, gerekiyorsa bir gecede de toplanıp e, bir saatlik zaman diliminde de asgari ücretin e, tespit edilme e, imkanı var. E, şimdi buradan e, çok kısa ama şunu da söyleyeyim. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları ve onların işverenlerini etkilemiyor. Asgari ücret biliyorsunuz, Türkiye'de artık ortalama ücret haline geldi. E, her ne kadar son büyüme verilerinde biraz çalışanların payı artmış olsa da e, çalışanların genel olarak milli gelden aldıkları pay giderek geriliyor. Dolayısıyla bu asgari ücretin üzerinde şu anda üzerinde alan ve onlar da ücret ödeyen işverenler de çok ciddi ölçüde etkiliyor.